Merhaba Mastermind izleyicileri. 200 mm mercek çaplı ya da aynalı bir teleskopla gök cisimlerinin nasıl görülebileceğini hiç düşündünüz mü? Bu videoda bazı gök cisimlerini farklı 200 mm teleskoplarla sizler için derledim. 200 mm teleskopların neleri nasıl gösterebileceğini buyurun beraber izleyelim. İlk önce Uluslararası Uzay İstasyonu ile işe başlayalım. Eğer elinizde teknolojik opsiyonları yüksek, yani GPS takip sistemli ve Go-To özelliği olan, yani ayarladığımız cismi takip eden bir teleskop bulunuyorsa, Uluslararası Uzay İstasyonu'nu bu şekilde gözlemlememiz mümkün olacaktır. Burada 200 mm mercekli bir teleskopun gözünden uzay istasyonunu görüyorsunuz. Ancak bu noktada elimizdeki teleskobun mercekli mi, aynalı mı olduğunun çok fazla önemi yok. Sonuçta ikisinde de Uluslararası Uzay İstasyonu'nu aynı şekilde gözlemleyebileceğiz. 200 mm mercekli bir teleskopla Ay'a baktığımızda bu şekilde detaylara ulaşabiliyoruz. Ancak şunu unutmamakta fayda var, her ne kadar yakın görünse de bu görüntüdeki kraterler, yeryüzündeki birçok şehirden daha büyük. Yani bu kadar yaklaşıyoruz doğru ama aslında göremediğimiz inanılmaz çok detay olduğunu da unutmamak gerekiyor. Özel güneş filtreleri eklenerek güneşin önünden geçerken Merkür'e bakmak istediğimizde ise bu görüntü bizi karşılıyor. Tekrar hatırlatmakta fayda var. Güneş filtresi olmadan güneşe teleskopla bakmak gözlerimizi kör edecek bir harekettir. O nedenle çok çok dikkatli olmamız gerekiyor bu noktada. Merkür, güneş batarken ve doğarken de çıplak gözle gökyüzünde görebileceğimiz gezegenlerden birisidir. Venüs'e 200 mm aynalı bir teleskopla baktığımızda bu görüntüyü elde ederiz. Burada Venüs'ün hem gece hem de gündüz kısımlarını görebiliyoruz. Ancak görüntüyü daha da yakınlaştırmak istediğimde görüntü bozuluyor. Fotoğrafı PC'de işlediğimde bu şekilde iyileştirilmiş bir görsel karşımıza çıkıyor. Venüs'ün Güneş sistemimizin en sıcak gezegeni olduğunu ve gökyüzünde çıplak gözle görebildiğimizi tekrar hatırlatmakta fayda var. Mars, evrende Ay'dan sonra en çok ilgilendiğimiz gezegen. Şu anda bile bazı araçlarımız üzerinde araştırma yapmaya devam ediyor. İşte 200 mm mercekli bir teleskopla Mars karşımızda. Görseli PC'de işlediğimde bu şekilde görünüyor. Ancak daha fazla yakınlaştırmak istediğimde görüntü kalitesi kaybolmaya başlıyor. Jüpiter, Güneş sistemimizin en büyük gezegeni. Teleskopla gözlemlenmesi en kolay olanı. Kalitesiz teleskoplarla bile uydularıyla gözlemlenmesi çok kolay olan bu devin 200 mm aynalı bir teleskopla görüntüleri bu şekilde olacaktır. Ayrıca görseller işlendikten sonra bu görüntülerden Jüpiter'in kırmızı koca lekesini de görmek mümkün. Bu lekenin Dünya'nın 3 katı büyüklüğünde olduğunu ve yüzyıllardır süren bir fırtınadan ibaret olduğunu burada belirtmekte fayda var. Satürn, Jüpiter'den sonraki en büyük gezegenimiz. Halkalarıyla görenleri daha da derinlere çekercesine etkileyen İlginç komşumuzun iki farklı teleskopla da görsellerini ekledim. Hem aynalı hem de mercekli teleskopla bu büyüleyici gezegeni izlemek gerçekten farklı bir deneyim. Gezegenin halkalarını bu kadar net görebilmek gerçekten bu kadar uğraşmaya değiyor. Bu görselleri de işlediğimiz zaman işte karşınızda Satürn.
Uranüs, yaklaşık 3 milyar kilometre uzaktaki bu soğuk dev, kendine benzeyen Neptün gezegeni ile Güneş sisteminin en uzaktaki iki üyesini oluşturuyor. Sahip olduğu yüksek metan oranı ve akıl almaz fırtınalarıyla meşhur komşumuz, metan gazından dolayı mavi renkte bizleri karşılıyor. 200 milimetre aynalı teleskopla en net bu kadar görebildiğimiz bu gezegen, bizimle aynı güneşe bağlı şekilde bizden 3 milyar kilometre uzakta varlığını sürdürüyor. Fotoğrafı bilgisayarda işlediğimiz zaman Uranüs en net şekilde 200 milimetrelik bir teleskopla işte bu şekilde görünüyor. Neptün'e 200 milimetre aynalı bir teleskopla baktığımızda elde edeceğimiz en iyi görüntü bu şekilde olacaktır. Bu görüntüye bakarken bu gezegenin Güneş sisteminin en uzak gezegeni olduğunu ve yaklaşık 4,5 milyar kilometre uzaktan yörüngesine devam ettiğini unutmamak gerekiyor. Aynı güneşi paylaştığımız ancak aynı şartlarda bulunmadığımız başka gezegenlerin insan skalasına göre milyarlarca kilometre uzakta ancak uzay skalasına göre yanı başımızda bulunuyor olması benim için gerçekten büyüleyici bir durum. Umarım bu videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Ben bu tarz videoları hazırlamaktan inanılmaz keyif alıyorum. Eğer videoyu beğenip paylaşırsanız bu şekilde videoları yapmaya büyük bir sevinçle devam edeceğim. Görüşlerinizi yorum kısmına bildirebilirsiniz. Mümkün oldukça her yoruma cevap vermeye çalışıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.